İstanbul depremi. Türkiye'nin sonu mu olur? Türkiye depremlerden neden bu kadar çok zarar görüyor? Tek sorunu hırsız müteahhitler mi? Siyasetlerin hiç suçu yok mu demiş. Ya ben bununla alakalı aslında bizzat bir video yaptım. Deprem hakkında konuştum ama istiyorsanız depremi komple bir daha yorumlayan başka bir video daha yapayım. Yani ben normal bildiğiniz İstanbul depremi olunca Türkiye bağımsızlığını kaybeder mi diye bir video da yaptım. O da duruyor orada. Ama yani şu depremden sonra görüyoruz ki elbette böyle bir şey söz konusu olabilir. Yani İstanbul depremi Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olabilir. Çünkü ben zaten hep şunu iddia ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti 2018 başkanlık referandumundan sonra yok oldu arkadaşlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlet yok. Ve maalesef bu olay onu gösteriyor. Yani şimdi bu soruda istiyorsanız oralara da gireyim. Yani gelecek benim provizyonumu da anlatayım istiyorsanız. Şöyle bir şey var. Ben size hep şunu diyorum. Devlet yok, devlet yok, devlet yok. Ve yani devletin olmadığını niye söylüyordum ben? Çünkü devletler niye olur arkadaşlar? Devlet nedir abi devlet? Devlet senin üzerinde anlaşmış olduğun soyut bir kavramdır. Yani milletler bir araya gelirler ve derler ki şöyle bir devlet var derler. Sonra o devlet para bastırır, o devletin memurları olur, işte o devletin kurumları olur falan filan. Herkes buna uyar. Bu, devlet budur. Yani eğer yeteri kadar halk topluluğu çıkıp da böyle bir devlet yok derse o devlet yok olur. Ya devlet öyle yani ilerleme duracak falan öyle bir şey değildir. O yüzden bir sürü devlet yıkılıyor, bir sürü devlet de yapılıyor. Yani devlet budur yani. Şimdi böyle bir olay olduğu zaman siz işte şunu diyemiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır, yoktur. Nereden bilebiliriz biz bunu? Yeteri kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin olduğuna inanan insan varsa o zaman biz bunu diyebiliriz. Peki şu anda bunu diyebiliyor muyuz? Maalesef diyemiyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha ilk dakikasında müdahale edebileceği bir depreme bile müdahale edemiyor. Sen Malatya'da ikinci ordun var senin. Senin ikinci ordun değil şu andaki deprem bölgesini. Yani şu an İran'ı bile rahatlıkla 24 saat içinde komple teslim alabilecek yetenekte senin ikinci ordun. O kadar çok uçağı, o kadar çok kargo uçağı, o kadar çok paraşütlü personeli falan var ki şu anda İran'ı bile teslim alabilir ikinci ordu. 24 saat içinde yapabilir bunu. 24 saat içinde uçaklarını kaldırıp normal tesis teritimat sistemini kurup yani 24 saatte onların yiyecek yemekleri olsa ellerinde ve işte yeteri kadar bataryalar bilmem falan filan olsa 48 saat sonra onların işte desteği gelse şu andaki İran'ı bile işgal edebilir senin ikinci ordun. Ama o ikinci orduyu sen kışlasından çıkartıp 10 deprem bölgesindeki yere ellerindeki şeylerle falan filan göndermedin. Niye yapmadın? Çünkü ben tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkıldı. Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet yok. Şu anda başınızda gördüğünüz Tayyip Cumhuriyeti, Tayyipçi İslam Cumhuriyeti ya da neyse artık yani onların kafasında bu Kadir Mısıroğlu dinleyen danaların, sığırların işte kafasındaki padişahlık var ya. Hah o şu anda var, Türkiye'de var. Ve bu devletin olmadığını ben bir daha söylüyordum, bu olay gösterdi. Fakat tekrar söylüyorum, İstanbul'da bunun tekrar yaşanması durumunda ki yaşanacak. Bu yaşandığı zaman nerede bu devlet diye soran insanlar Türkiye'nin %20'sini oluşturduklarında ve aynı zamanda Türkiye'nin gelirlerinin neredeyse %80'ini oluşturan insanların başına böyle bir deprem felaketi geldiğinde artık o devletten sen söz edemezsin. Çünkü o devlet olmadığını bu insanlar söylerler ve o bütçede öyle bir sıkıntı yaşarsan silahlı mücadeleyle ancak bu olay biter. Bunun olabileceğini niye söylüyorum ben? Abi bu aynısı 1600'lü yıllarda Celali isyanları sırasında yaşandı. Senin topraklarında yaşandı bu. Ya Anadolu'nun büyük bir kısmı 50 yıl, 60 yıl boyunca Osmanlı geleneğinden çıktı, Osmanlı Devleti'nin egemenliğinden çıktı, çıktı. Sen bunun aynısını 1993'te Ağrı'da yaşadın ya. Ağrı 15 günlüğüne PKK'nın oldu. Eğer sahip çıkamazsan olur. Ve bunun aynısı işte Suriye'de oldu 2010 yılında. Bir ordu birliği biliyorsunuz Hama'da isyanı bastırmaya gitti. Sonra isyancı tarafına geçtiler. Ve dediler ki yemişiz dediler, Esad'ı dediler, biz dediler bundan sonra isyancıyız dediler. Komple ordunun bir kanadı geçti. Ve o zaman işte ülke bölündü. Yani ben bunun aynısının Türkiye'de de olacağını düşünüyorum. Yani İstanbul'da bir deprem olduğunda ya da Bursa'da bir deprem olduğunda ki Bursa'da da çok büyük bir deprem olacak muhtemelen. Orada eğer bir toplumsal olay olursa onu bastırmaya giden ordunun belli bir takım kuvvetleri de ve polisle birlikte bunlara katılırsa ki bunun olması çok muhtemel. Bunun olması çok muhtemel. Bu olduğu zaman senin o orduyu da bastıracak yeni bir ordunun olması lazım. Yani mesela diyelim ki İstanbul'daki ordu birinci ordu değil mi? Birinci ordu dedi ki ben bu isyanı bastırmayacağım dedi. Sen o birinci ordunun üzerine ikinci orduyu göndermek zorundasın. Buna iç savaş diyoruz biz arkadaşlar.
Ve selamünaleyküm. Bu böyle oluyor. Çok basit oluyor bu. Ama bunun basitliğinin altında çok derin bir sosyolojik temel yatması gerekir ki işte bu sosyolojik temel de şu anda oluşmuş durumda. Ve yani bu sosyolojik temel şu anda oluşmuş durumda. Ben tekrar söyleyeyim, seçimleri Recep Tayyip Erdoğan çok rahat kazanacaktır. Ve bu kazandıktan sonra da muhalifler şu andaki işte Kılıçdaroğlu'ymuş, oymuş, buymuş bilmem. Bunların hepsinin leblebi kafalı şerefsizler. Bunların hepsinin sadece kendi ceplerini düşünen bir takım dangalaklar olduğunu görüp ilk önce bunları yok edecekler. Bak ilk önce. İlk önce CHP binası yanacak. Bak ilk yanan bina CHP binası olacak. İlk yanan bina İyi Parti'nin binası olacak, tamam mı? İlk öldürülen, ilk canına kastedilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendi olacak. Özgür Özel olacak. Ha bu olduktan sonra zaten halk diyecek ki tamam arkadaşım şey biziz, muhalefet biziz. Muhalefet biziz dedikten sonra da ondan sonra olay bitecek. Biz bunun aynısını 1914'te, 1915'te, 1916'da yaşadık. Ne oldu? Oraya bir tane hükümet çıktı. İngilizlerden ben sizi kurtaracağım dedi. Damat Ferit. O gitti. Said Paşa geldi. Ali Paşa geldi. O gitti. Bir daha Damat Ferit geldi. O gitti. Bir daha Ali Paşa geldi. Sonra millet dedi ki, lan dedi bu şerefsizlerin hepsi birbirine aynı. Damat Ferit'le Said Halim'in birbirinden bir farkı yok. Ali Paşa'nın birbirinden farkı yok. Bunların hepsi Fuat Muhat. Hepsi bunların aynı adam. Bunlar bizi kandırıyorlar. Dediler. Ve sonra kalktılar. Ve dediler ki tamam biz kendimiz kuruyoruz kardeş. Bir tane Mustafa Kemal çıktı, bir tane Kazım Karabekir çıktı. Hiç ilgisiz alakasız adamlardı bunlar. Ve bu adamlar devlet kurdular. Türkiye'de de böyle olacak. Yani Kılıçdaroğlu'su, osubusu gider. İnsanlar giderler, bir devlet kurarlar. Çünkü İstanbul depreminden sonra böyle bir şey olması normal olabilir. Ha bu bağlamda müteahhitler mi suçlu? Hayır kardeşim ya. Müteahhitlerle bu depremle yaşanan facianın ne alakası var abi? Ne alakası var ya? Abi AFAD'ın Bilişim Dairesi Başkanı'nın işte videosunu seyretmişsinizdir ya. Bilişim Dairesi lan, Bilişim Dairesi. AFAD'ın Bilişim Dairesi. Bu adam ne yapacak? Network kuracak değil mi? Bu herif ne yapacak? Atıyorum wireless falan işte ne uydudan muydudan şey yapacak. Pardus işletim sistemi, Pardus işletim sistemi diyor. Lan Pardus işletim sistemiyle lan Allah'ın sığırı. Pardus mu kaldı? Allah'ın malı. Lan Kali dese, Ubuntu dese, Red Hat dese falan diyeceğim gibi ha bu bir şey biliyor yani. Hiçbir bok bilmiyor. Zaten hiçbir bok bilmediği için hiçbir konu hakkında. Adam ok atıyor, ok. Yani bilişim zirvesi yapıyorlar. Bilişim zirvesinin sahnesinde herif kıçına başına bir şeyler bağlamış. Böyle ok atıyor. Ya Allah diyor, bilmem ne diyor. Abi senin hani sen bunu gördükten sonra AFAD lan AFAD. Hani yani bu adamlar güya şey yani. Hani böyle afet yönetim koordinasyon zırtısı falan. Bu adam böyle sahneye çıkıp ok mok atarsa ona buna. Bir de bilişimci bu herif. Hadi sığır olsa, ya yani böyle sağda mağda çalışıyoruz, okçuyuz mokçuyuz tamam. Abi bilişimcisi bu ya. Abi sen müteahhitlere falan niye çemkiriyorsun ya? Müteahhitin ne alakası? Siyasinin ne alakası var? Abi senin halkın o binalarda oturduğu sürece, kolonu kesilmiş binanın üstünde adam rahat bir şekilde oturup oh benim binam 500 bin lira, benim binam 1 milyon lira, benim binam 3 milyon lira diye kesim kesiyorsa anam ne müteahhit suçlu ne siyasi suçlu. Sen suçlusun sen. Sen eğer o binada oturup dururken bir aşağı kata inip bir temeline inip oradaki kolonlar güçlü mü acaba değil mi diye sen bunu kendine dert etmiyorsan bu depremin de gelecek depremin de bundan sonraki bütün yıkıntıların da sorumlusu bak sana diyorum sensin. Aranızdan kaç taneniz kendi oturduğu binanın altına inip kolonlara baktı, kirişlere baktı, benim binam sağlam mı diye. Kaç taneniz merak ediyor? Hiçbiriniz merak etmiyor. Çünkü yakıcı bir soru var. Ben buradan çıkarsam ne yaparım? Abi sağlam binaya gideceksin. Hayat kaliten, evet hayat kaliten düşebilir ama en azından düşse bile bir hayatın olacak sonrasında. Nihayetinde tekrar o hayatı kurabilirsin. Ben İstanbul'da yaşadım arkadaşlar. Uzun süre yaşadım. Ve yani kendim Denizli olduğum için depremin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ya burada batıdan dinleyen varsa onlar çok iyi biliyorlardır zaten depremin ne olduğunu. Yani 15 günde bir deprem olur Denizli'de falan yani. Sürekli bir sürekli sallanırsın yani. Bilirsin sen. Ve İstanbul'a gittiğimde ben çürük bir binada oturdum maalesef. Ve çürük binadan yaklaşık 3 ay mı 5 ay mı ne çıktım yani. Çünkü çürük olduğunu bilmiyordum ilk girdiğimde. Sonra anladım. Oo dedim bu burası sıkıntı. Ve yani benim çoluğumun çocuğumun ölüsü geldi sürekli gözümün önüne ve dedim ki ben çoluğumun çocuğumun ölüsünün hesabını ahirette veremem. Bana Allah diyecek ki lan şerefsiz sen kendin geberdin gittin o boktan binada oturdun da çoluğunu çocuğunu niye öldürdün lan şerefsiz diye bana soracak. Bana soracak. Bak depremde öldüler şey. Hayır lan bok yoluna gittim. Bir. İkincisi sen o çürük binada eğer çoluğunu çocuğunu oturttuysan bir de onların da hesabını vereceksin öbür tarafta. O kadar basit değil bu işler. Ha sen de bu sorumluluk yoksa bu işin sorumlusu sensin. Hırsız müteahhit bilmem ne. Kardeşim
Elbette sorumlu, elbette onlar hırsız da birinci sorumlu sensin. Birinci sorumlu o siyasileri seçen adamlar. Birinci sorumlu o leblebi kafalı beyinsizleri seçen adamlar, yani sensin. Biziz, hepimiziz. E bu niye Türkiye'de bu sorun oluyor? Abi Türkiye'de başka sorunlar niye oluyorsa bu sorunlar da o yüzden oluyor. Ya yani Türkiye'de, yani Türkiye'de sen sağlam eğitim sistemi mi var da, sağlam atıyorum askeri sistem mi var, sağlam memurluk sistemi mi var da başka bir şeyde sorun yokmuş gibi davranıyoruz? Yok. Ya yani Türkiye'de hepsi sorunlu olduğu için bunların da, yani depremi falan filan da sorunlu olduğunu düşünüyorum. İstanbul depreminde Türkiye'nin sonu olabileceğini düşünüyorum. Yani maalesef daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye gidiliyor. Yani ben 2 sene evvel ilk videomu yaptığımda, eğer hayatınızda herhangi bir şey yapmak istiyorsanız ne dedim? Her zaman dedim ki kapı kuledir çözüm şeyi. Yani kapı kuleye gideceksiniz abi. Yani gideceksiniz. O başka türlü biraz zor.